olursak şimdi dün bir de dava vardı. Taksiciler Uber'e erişimin engellenmesi için bir dava açtılar. Aslında bu güzel olanı galiba. Çünkü hani şiddet uygulamak yerine artık çünkü iş bıçak çekmeye bir Uber aracının ateş altına alınmasına kadar ulaştı. Herhalde yargıda hak aramak daha mantıklı görünüyor. Bir de şöyle bir şey var. Uber sürücülerinin turizm taşımacılığı belgesi olduğu, onlarda yolcu taşımacılığı belgesi olmadığı şeklinde bununla ilgili de Ulaştırma Bakanlığı'nın bir çalışması olduğunu öğrendik biz de. İsterseniz önce bir taksici Uber kavgasını sorayım. Sonra bir de tabii çiftlik bank mağdurları konusu var. O da aslında birçok kişi ilgilendiriyor çünkü çok mağdur var. Vallahi ikisini birleştireyim. Onunla ilgili şimdi bankada ikisi için de bir çalışma var. Bu işler niye böyle oluyor? Uber'in şeyi nedir? Ubercilerin hakkı nedir? Neyle bunu yapıyor? Neye dayanarak bunu yapıyorlar? Çünkü araç ticari değil. Ben buradan evime giderken bir Uber giriyor sisteme. Diyor ki filan yere yakın araç var mı? Ben varım diyorum. Hop alıyorum onu. Eve giderken bırakıyorum. Oradan da para kazanıyorum. Şimdi bu korsan taksicilik diye daha önce kullanılırdı. Ve ciddi şikayetler vardı. Bayağı sıkıntılar, kavgalar çıkıyordu. Şimdi Uber'le çıkıyor. Bu konuda bir çalışma var, bu doğru. İçişleri Bakanlığı da var bu çalışmanın içerisinde. Ulaştırma Bakanlığı başta.